Ya ben böyle bir şey 20 bin euro ver diyor. Ben böyle ben bir şey Ben Yahşi Batı filmini yazmışım. Diyor ki buldum. Çor ilaç 20 bin euro. Ya, ben senden kazanmayacağım. Kimden kazanacağım? Johnny Leş'e kim 20 bin euro verir? Neyse karakterin adını bulduk. Dedim ki Almanya'da turnedeydik hatta. Johnny Leş dedim. Güzel isim lan. Yani Johnny Cash falan yani. Yani o, ama Leş kötü bir adam falan. Güzel sandı diyor yani. Güzel kulağa hoş geliyor. Ama 20 bin euro etmez. Ama 10 bin euro ederdi. Neyse döndük İstanbul'a. Bu sefer arıyoruz ki bu kısa bir rol, küçük bir rol, tatlı böyle oynanacak, bitecek. Çok filmde yan karakter diyebileceğim bir şey. Ama adı geçiyor devamlı. Onun için isim önemli. Ama oyuncu olarak da hani daha bulamadık. Bir arkadaşımızı arıyoruz falan filan. Abi dedi ki ben oynayayım. Hani 20 alamadık. Ben oynayayım. 11 de. Hani 20 alamadık. Paramı vermedim. Bari öyle oynayalım. Ben oynayayım. Ben oynayayım. Ben oynayayım dedi. Ben oynayayım. Paramı vermedim. Bari rolü oynayayım. Dedim Hacı Kaptan öyle yani bedavadan ben oynayayım da olmaz ki dedim yani. Bir deneme çekimi yaparız. Ne? Bana da mı falan? Dedim tabii yani nedir ya? Dedi ki sen dedi Gora dedi Gora dedi ki Arif olacağım diyorsun oluyorsun. Nerede bu yoğurdun bolluğu diyor bana. Alkollüydüm demek ki. Ya ben yazmışım Gora'yı ve planım şu Arif'i oynamak. Adını da ben yazmışım Arif diye diyor ki sen isteyince oynuyorsun ben niye Johnny Leş olamıyorum. Sonra abilerimize falan dedik ki abim oynayacakmış Johnny Leş falan bakalım ya abimiz falan filan deyince nasıl bakacaksınız? Ben utanırım falan. Benimle yine sinema kokan bir cümle. Benimle taşak geçmek istiyorsunuz. Onun için audition yapıyorsunuz diyor. Ya bütün bir setup bütün bir sinema milyon dolar. Kostümler yapılıyor. Kasabalar kuruluyor. Dünya milyonlarca var. Dolar harcıyoruz. Abimle taşak geçmek. Hayır yanlış. Yanlış bir argüman. Benimle taşa geçmek için 1000 liralık bir set yeter. Kendini kabul etti sana. Bir tane kameraman, bir tane kamera tamam. Ama ben ondan sonra rahibi oynadım orada. Oh. Nasıl oynadım? Şahaneydin hocam. Neden güzel oynadın rahibi? Çünkü demin anlattığı Adidas hikayesinde... O camiden aldığı elektrikle Hristiyan bir rahibi çok iyi oynadı. Çünkü aklımda hep o Adidas torsiyon vardı. Ve o filmde oradan da gene bir hikaye var. Kilisede ayakkabıları çıkarma çalarlar ipneler. O işte senin Adidas hikayen. Evet 40 bin dolar. Her şey çok güzel olacaktı da bir anekdotumuz var aslında senin anekdotunu. Rahmetli Selim Naşit bizim Masar abiyle babamızı canlandırıyordu. Ne güzel bir hatıraydı. Selim abiyle Masar abinin yani baba oğlun Nuri ve baba olimpiyat izlerler. Selim abinin karakteri şey diyor. Sergiyi Bubka sırıkla atlayacak ya da daha eski birisi hatırlamıyorum. Bok atlarsın o sırıkla falan diyor. Atladı baba falan diye. O da o iki karakterle anneannemle abim aslında. 80 bin dolar. 80 bin dolar. Hep alamadığımız paralar var. Alsak ihya olacağız. Onun 79 bin dolarını anneannemin vaktine yatırdı. 1000 doları da elden verdim. Keşke Celil de gelseydi lan. Evet ya. Ben çok iyiyim. Niye çağırmadınız Celil'i ya? Aslında bu bana bir fikir ver onun durduğu hal. Celil pozisyonu. Yavaş. Böyle. Abimin esprisi illa bunu yap dedi. Yaptı. Celil pozisyonu. Hadi buyurun. Sonra şey yapma bırakma. Oturuyor çocuk. Kurtar bizi. He tamam. Gidiyormuş. Evet. Buyurun. Bak, sorularınızı rica ediyoruz. Daha ne kadar kurtarsın? Saat 10 ha. Buyurun. Abi şu tabii ışık oradan göremiyorum ben. Elleri. Bir elleri görebilir miyim soruları? Heh. Ya da ayağa evet, kalkarak. Evet evet ayağa kalkarak. Ayağa kalkarak. Evet ayağa kalkarak. Ayağa kalk. Ha var. Ne var mı? Mikrofona gerek var mı? Var mı çünkü duyalım. Can Bey'e sorum olacaktı. Evet. Ben sizi sosyal medyadan takip ediyorum. Bu bütün kitap fuarlarına gidiyorsunuz. Benim sorum şu, şu ana kadar kaç tane kitap imzaladınız? 3! Ben soruyu anlayamadım. Abi diyor yani ki, onu... Can Bey diyor, bütün kitap fuarlarına gidiyorsunuz diyor. Şu ana kadar kaç kitap imzaladınız diyor. Aslında bu bir eleştiri bence, soru değil.
Öyle mi? Ya niye abi, gidiyorsun? Çemiş Gezek'te kitap fuarı yapılıyor. Çemiş Gezekliler gitmiyor. Can abi gidiyor ya. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Neyse, ben hayatımda o kadar turne yaptım. Soruya dönelim. Cem abi. Zafer abimle abim kadar gezen. Arkadaş birkaç kitap imzalamakta mı kabahat ya? Evliya Çelebi, Vasco da Gama. Vallahi öyle. Yemin ederim vallahi öyle. Abi böyle bir ya şey ya bu ama memlekette hakikaten gelinen nokta üzüntü verici. Ulan kitap imzalatmakta mı suç? Abi sen kitabını ikna yoluyla imzalatıyorsun. Adamlar senin kitabını almaya gelmiyor ki oraya. Cem Yılmaz'a geliyor, Zafer Algöz'e geliyor. Hayır, İzmir Ozay'a geliyor. İtiraz ediyor. Arada kitapları diyor ki buyurun. Yok yok, kitapları arkadaşın satıyor. Arkadaşın sorusuna cevap verelim, geyiğinizi sonra yaparsınız. Buyurun. Bilmiyorum kardeşim. Bayağı yok yok, kitapları satıyor, Allah var. Ben şahidim. Kitapları satıyor ama bir kerecik abi boş bulundular. İzmir Kitap Fuarı'na beni de çağırdılar. Birazcık kuyruk oldu tabii. Tabii. Ama o da bir hayıra vesile oldu. Her şerde bir hayır vardır. O kadar boş vakitler oldu ki 4. kitaplarını yazdı. İyi ki laptopu getirmişler yanlarına. Evet, küçük bir şey oldu öyle. Buyurun. Buyurun. Kim görmüyor? Kim öne buyur? Verelim önde sarı tişörtlü hanımefendi. Evet, evet, siz. Evet. Evet. Geldi mikrofon. Ben arkayı hiç göremiyorum bu arada. Evet, yukarıyı merhaba da göremiyorum. Kusura bakma. Nilay ben. Hepinize soruyorum aslında. Benden mi oldu? Mikrofonda. Sizden Celil. Olmuş mu? Efendim. Eğer sizdense dünyaya hoş geldiniz. Nasıl olur ya? Benden mi diyor ya? Daha önce çıktı mı böyle bir şey sizden? Buyurun. Buyurun. İsminizi bir daha alabilir miyiz bu arada? Sormuyorum lan dermiş. Nilay ben. Nilay Ayben. Ne yapıyorsunuz Nilay Hanım? İşiniz, gücünüz. Biraz sizi tanıyalım. Hep biz anlatıyoruz burada. Bize de nefes olur. Hiç beklemiyordum. O kadar zor bir şey sormadım. Ben sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Hangisinde? Sen ihtiyaç haritasıyla da aslında çalıştık bu arada. Mert'in. İhtiyaç haritası. Evet, çalışmıştık yani beraber, evet. Ortaklaşa. Herkes biliyor bunu zaten. Çok güzel aşkı. Neyse. Ben sorumu sorayım. Hadi işte. Yazmak mı daha zor sizler için yoksa sahnede olmak mı daha zor? Ya bu soruya bir tek Can abi buyurun lütfen. Buyurun Can. Işığı bir daha. Işığı bir daha. Teşekkür ederim. Sahnede olmak. Daha zor. Tabii daha zor. Senin için tabii. Siz de zor yani, tek başına olsan belki daha ya, rahat benim olur. İçin sahnede olmak daha kolay, yazmak daha zor. Göreceli bir şey bu. Kime sorduğunla ilgili, evet, bir şey. Hepiniz Zafer Algöz 40 senedir sahnede. Tabii ki sahnede olmak onun için daha kolaydır. Ben bir saattir sahnedeyim benim için. Daha ama, zor yani. Ama bir hocam saattir biz mi buraya çıkmadan önce ben oyun yazarıyım. Yıllarımı oyunculuğa verdim. Bir dakika, adama masada ne dedi ya? Yılların tiyatrocusunun yüzüne dedi ki sen ben dedi düşün, kaç tane tiyatro oyunu yazdım kardeşim diye böyle. Ben tiyatro oyunu yazdım. Ben hayatım gibi boyunca böyle bir olacak iş mi yani? Hayır abi dedi. Böyle bir dedi bu, koskoca Cem Bey'i. Davran'a Cem Davran bir balondur dedi. Sonra değiştirip sonra diyor ki ben reyleri söylemem barondur demesin. Baron dedim dedi. Vallahi arkadaşın sorusuna cevap verin. Buyurun. Buyurun. Yazmak mı, sahne mi? Yazmak zor. Soruyu tekrarlar mısınız? Bana hepsi kolay. Yazmak da kolay sahne. Celil Bey sizin için. Benim sahnede yazmak zor. Benim sahneyle işim yok zaten. Benim işim yazmak. Sahnede yazmak var ya, öyle kolay iş değil yalnız. Niye? Yaz, zor onu diyorum abi. Özellikle tarihi oyunlarda sahnede falan. Yazmak ne demek abi? Abi sahnede yazmak ezberi unutup sıçtığın anda. Tabii. Aynen abi. Doğaçlamayla sahneyi toparlaman gerek. Çağdaş bir oyunda toparlarsın ama klasik değil mi? Antik Yunan, Shakespeare, ne bileyim Arthur Miller. Dördüncü öyle bir şey olduğu zaman adını bile unutursun yani. Ne söyleyeceğini bilmem. Ben olsam Allah'tan çok sıkışırsam klasikte Romalılar diye bağırırım. Çünkü hangi biri an? Hangi Romalı? Romalılar! Şu benim kara işim olmaz. Mimar Sinan'ı anlatsa da yeri gelmişken sahne hikayesi. Ne? Ya. Yıllar önce devlet tiyatroları Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun açılışına gidiyor. İlk defa açacaklar. Mesut Yılmaz da Kültür Bakanı. Mimar Sinan diye bir oyun oynuyorlar. Mimar Sinan'ı rahmetli Haluk Kurdoğlu oynuyor. Şeyi de Kanuni Sultan Süleyman da Suat'ını oynuyor. Suat abi rahmetli böyle dünya tatlısı ama 9 yaşında bir adamdı. Söylenen her şeye inanır.
hemen ikna olur. Şu abi yarın Almanya'ya turneye gidiyoruz dersin. Hiç araştırmadan hemen mark alır falan. O kadar saf bir adam. Mark alıyor. Hemen yani siparişler alır yarın gidiyoruz falan diye. Bunlar Trabzon'a turneye gidiyorlar. Bizim ekipte fırlama olduğu için Su abi alttan gazı veriyorlar. Diyorlar ki abi Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun açılışı. Karnı Sultan Süleyman zaten Trabzonlu. Mesut Yılmaz da Kültür Bakanı. Rica ettiler acaba Kanuni'yi Laz gibi oynayabilir misiniz diye. O ana kadar böyle 80-90 oyunu mis gibi İstanbul Türkçesiyle oynamış. Su abi tabii hemen Zoka'yı yutuyor. Ne demek efendim emir telakki ederim falan. Koca bakanımızı kırmayalım falan diye. Bütün protokol böyle devlet tiyatrosunda yerini almış. Oyunu oynuyorlar işte. Dördüncü sahne falan. Su abi böyle tahta oturuyor. Kanuni Sultan Süleyman olarak. Haluk abi de yandan giriyor. Haluk abinin hiç dünyadan haberi yok. İşte yüce padişahım falan filan diye saydırıyor. Su abi böyle dönmüş. Kime gayim buraya? Lan ne oldu? Böyle yapıyor. Lan ne oldu bizim cami? Lan bu cami ne zaman bitti? Zami diyor. Zami. O arada rahmetli Haluk abi, Cem de burada canım benim. Babası. Ondan sonra Haluk abi de kaş göz sinyal yapıyor. Kıpkırmızı oluyor. Lan ne yapıyorsun falan diyor. Lan çabuk bitir bu camiyi falan diye yardırıyor. Sahnedekiler böyle geberiyorlar. Sahne bitiyor, dışarı çıkıyorlar. Haluk abi diyor ki lan Suha ne yaptın diyor. Ya ne yaptın diyor. Lan oğlum diyor nereden çıktı lan? Kanuni Laz gibi oynamak. Ya diyor işte bakan diyor rica etmiş. Ben de diyor emir telakki ettim. Oynadım Haluk'cum diyor. Oğlum diyor bu ipneler seni kandırıyorlar lan. Öyle mi falan? Ekiptekilere bir fırça bir kıyamet. 3 dakika sonra öbür sahne başlıyor. Pırıl pırıl İstanbul Türkçesi. Çok güzel. Evet soruları tabii alalım. Başka soru var mı? Heh, pardon orada, buyurun. Size nasıl mikrofon atacaklar peki ya? Hiç siz bana söyleyin ben soruyu söyleyeyim buradan. Siz oradan söyleyin. Geldi. Ya. Geliyor. Buyurun efendim. Buyurun. Asla. Siz bir şey mi demek istiyorsunuz? Ay bildiğiniz bir şey var. Tadında bir hakaret gibi çıkıyor. Doğru söylüyor. Ya bir insanın bu kadar anısı olamaz. Bu bir şey söyleyeceğim. Sen abimi tanıyor musun? Çünkü abimin de çok sorduğu bir soru. Abisi bu. Benim yanımdaki abisi. Benim yanımdaki abi. Hangi abini? Benim sağımdaki abisi Cem. Ya ben zaten Cem Yılmaz'ın abisi olarak tanınıyorum. Nasıl tanımazsın? Eldeki ya da benim çakma Cem Yılmaz diyorlar değil mi hocam sana? Çin malı. Çin malı Cem Yılmaz. Abi o soruyu ben de... Şey abi diyorum. Kardeş o soruyu ben bu de soruyu çok soruyorum. Abim de çok soruyor. Hem kendi kendime soruyorum hem Zafer abiye soruyorum. Mantıklı evet. Bir cevap alamadım. Bir insanın bu kadar anısı olamaz ya. Efendim? Bu kadar anıyla işini gücünü ne zaman yapıyordun sen? İzin verirseniz Sayın Milletvekili cevap vermek istiyorum. Cevap hakkı doğdu evet. Sayın Milletvekili cevap vermek istiyorum. Ben 15 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. Yaşım 56. Bu arada yaşamış olduğum bütün hikayelerde yaşamış olduğum insanlarla ilgili anekdotları hep bir yerlere not ediyorum. Ama sadece konu başlığı olarak not ediyorum. Ya mesela şurada bu akşam Seçen bir şey yaşadım. Bu gece sıçtı diye eve gidip yazıyorsun. Yazıyorum. Bu akşam şuradaydık, buradaydık. Bunlar vardı. İki tane de önemli o konuyu hatırlatan bir cümle, bir espri. Onları not ediyorum. Sonra üzerine yazıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben Can Yılmaz gibi işkembeden sallamıyorum. Yaşanmış insan hikayedir. Hocam çok kusura güzel. Bakma seni gömdüm ama bu arada. Yok abi yaşanmış hikayeyi yazmak daha kolay. Not almışsın zaten oturup yazıyorsun. Nasıl bizimki ya? Daha zor kurgu yazıyoruz. Şey öyle midir Candaş hakikaten? Abi siz şey hatırlıyor musunuz bu arada? İzmir'de Zafer abiye bir arkadaşımız üniversitede 9 Eylül'de bir soru sordu. Dedi ki... Yok o değil. Yok yok o İstanbul'daydı. O İstanbul'daydı abi. Ne o ya? Abi ses çıkarma. Öyle bir şey anlatacak sandım ki. Hani basamaklarda ses çıkar tepin. Tabii ses çıkarma. Allah korudu. Pardon ben o sandım. Ki, çok ha. Basit. Dedi ha. Ki ben dedi bütün kitap aldı mikrofonu. Ben dedi bütün kitaplarınızı okudum. Bayılıyorum sizi çok yakından takip ediyorum. Bunları dedi nasıl anlatıyorsunuz? Nasıl bu kadar esprili olabiliyorsunuz dedi. Can abi dedi ki kime soruyorsun? Zafer Alagöz'e dedi.
O kim lan dedik. Ya Zafer Algöz, adam kitap fuarında koskoca Zafer Algöz yazıyor. Resmi var, kendisi orada. Osman Algöz diyor. İsmi de değil ya. Algöz anladık da hani Zafer Algöz diyorsun. Osman nereden çıktı ya? Hiç alakası. Ve bütün kitaplarınızı okudum diyor. Evet, başka soru? Zaten son bir iki ben soru yapalım. Ben görmüyorum ki ben. Nereden? Biri ben soruyorum diyor, karanlıktan geliyor. Şurada bir hanımefendi var, bakın elini kaldı. Buyurun efendim. Geliyor mikrofon. Geliyor geldi. Dur geldi mikrofon, şey yapma. Defa yaptınız. Merhaba. Merhaba. Hani anılarınız çok kıymetli ve çok da keyif aldım dinlerken. Teşekkür ederim. Her biriniz için ayrı ayrı. Teşekkürler. Hani anılardan bahsetmek olmasaydı. Burada bizimle paylaşabileceğiniz ne olurdu merak ediyorum. Ne yazardın? Ne verebilirsin bana diyor yani. Cebimizde ne varsa. Zafer'den anıları alın. Girin iyi kalın. Çok güzel bir soru. Zafer'den. O kadar güzel bir soru sordun ki şu anda oyunculuğu bıraktım biliyor musun? Ya diyor ki. Ya bize böyle ayna saydı. Çok teşekkür ediyoruz. Hayır hakikaten. Şöyle diyor aslında, anı uydurabilir misin? Hayır arkadaşım diyor, diyor. Ki. Arkadaşım bana diyor ki kibarca. Sende bu anılar olmasa ne boka yararsın? Abi aşk olsun. Hayır, şey, abi şey, abi anının aşk olsun. Şunu söyleyeyim. Öyle şey söyler mi ya hiç? Bilmiyorum ben. Sen alınganlık gösteriyorsun gereksiz abi. Gereksiz yere özür dilemek zorunda kalacağım şimdi. Evet, hayır öyle siz şey değil. Siz bir dileyin. Ben gerek anısını satıyor. Hakikaten merak ediyorum. Hani anı paylaşmasaydınız şu an hani gündeme dair ya da herhangi bir şey ne paylaşırdınız merak ediyorum açıkçası. Tamam. Sana soruyor. Evet. Sana tamam. Soruyor abi. Ben diyor abi. Hayır ben bana mı dedim seni gösteriyor. Yok abi. Ben anı yazmıyorum abi. Ne anım yok ki benim. Her ben neyse teşekkür ederim. Teşekkür. Sorun değil. Öyle değil. Ya. Yani abi, aslında devam. Can Yılmaz tarafından tutulup beni bitirmek üzere konuşmaktan çok net. Çünkü Can Bey de aynı eleştiriyi bana yapıyor. Abi sende bu anılar olmasa bir bok olmaz diyor. Ben öyle bir cümle kullanmadım. Kullandın abi. Ben de diyorum ki kardeşim ben bu anıları yaşadım diye suçlu muyum anasını satayım ya? Ve ben sana şöyle söyleyeyim. Ben yani bunu sadece bir gazeteci olarak söylemiyorum. Evet. Bir takipçin olarak da, bir okuyucun olarak da, izleyicin olarak da söylüyorum. Evet. Bana sorarsan yani Türkiye'de şu anda senden daha iyi bir anlatıcı yok. Çok teşekkür ediyorum. Sahi söylüyorum. Ama bunu Cem Yılmaz'ın yanında söyledim. Oldu. Cem o gel Allah aşkına gel. Vallahi şaka yaptım. Hani bazen soruyorsunuz ya Yaşlı Batı'nın devamı gelecek mi? Gelmeyecek. Ayıp abimiz. Var mı efendim başka soru sormak? Evet buyurun. Başka soru var. Son. Orayı hiç görmüyoruz biz. Işıklara bir şey yapar değil mısınız? Tam soruların olduğu orayı. Dükkanın. Ha, orayı bir görelim. Sensin yavrum bir şey söyle. Çok özür dilerim. Başlamadan bir şey hatırladım. Ozan bazen böyle anlatıcılıkla ilgili şöyle bir şey. Başımızda anı anlatmak kolay bir şey değil. Ya. Şimdi geyiği bırakalım da. Zafer abinin yazı dili. Yani işin içine kattığı drama, sürpriz faktörü falan müthiş. Ben bir gecede okudum ilk metni. Öldüm gülmekten. Yani sahne performansı gibi ayrı konu da. Bazen başımızdan bir şey geçiyor mesela. Filmde beraber çalıştığımız arkadaşlarımla ben varım, Ozan var, Zafer abim var, Özkan abim var. Başımızdan bir şey geçiyor ve bir başka arkadaşımıza mesela ofise dönüyoruz, abime anlatmamız lazım. Ben yelteniyorum anlatmaya, Ozan dedi ki bir keresinde, dur lan sen anlatma, sen çok kötü bir anlatıcısın. Siktir git ya. Diyor ki sen çok kötü anlatıyorsun, sen anlatma dedi ya. Soruyu alalım. Ulan ben yani başka hünerim yok benim yani. Yani başka bir hünerim yok. Yani şey dese anlayacağım ya sen çok yakışıklısın sen anlatma falan. Hani öyle, yani eskiden öyle bir şey derdim ben. Yani, ne lan Cem, bu? Eskiden arkadaşlarla biz sinemaya giderdik ve Cem'i hiçbir zaman götürmezdim. Çünkü filmi anlatıyordu. Nasıl ben ya? Şey, şimdi benim filmime bilet alıyor falan. Getirmiyorum onu ya. Ha. Bütün diğerleri kardeşlerini götürüyor. Annem de diyor ki sen de kardeşini götür. Ben de bunu köşeye çektim diyor ki ulan onlar seni sevmiyor. Onları güldürdüğün için seni seviyorlar. 13 yaş, ben 12 yaşındayım falan. Bunlar da böyle 17-18'ler. Ama akranlarımın yani alanında keyif almıyorum. Onlarla sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum. Arkadaşları da, abimin arkadaşları bana bayılıyorlar. Dedim ki ya beni seviyorlar. Ben de geleyim. Beni seviyorlar. Bu kenara çık dedi ki, aptal herif. Onlar seni sevmiyor, anladın mı? Onları güldürmeni seviyor. Anla bunu. Anla.
Bunu bir yerde kullanalım ya. Ne kullanalım? Ben 25 senedir kullanıyorum. Yani beni güldürmemi seviyorlar işte. 18 bin liraya bırakırım bunu. Bu anıyı 18 bin liraya Zafer abiye sat sence. Yani anca öyle olur o iş. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yani bir okuyucu olarak tüm sayıda aldım. Ekstradan tüm TÜYAP Fuar kitaplarınıza da katıldım. Biraz sesi abi, hiç duyamadık. Ya TÜYAP kitap fuarlarınızın hepsine katıldım. Söyleşilerinize katıldım. Büyükada'da yaptığınız sohbete de katıldım. Yani yarın 3 tane vizem var ve ayrıca Gebze'den geliyorum. Bunu da söyleyeyim yani sırrı sizin için. Aynen teşekkür ya. Ediyorum. Yaşa. Hay canım. Hangi okul? İTÜ. Bölüm? Denizcilik Fakültesi. Şeyde Cem abi, aynı, Cem abi de aynı okul. Ya Cem abi şöyle hangi okula gitsek oradan oluyor. En son İTÜ'deydi. Yani hemşirelik desen hemşireliği de ben bir yetmiş şey okudum. Son İTÜ'cü. Yok o dedi. Ya ben şey soracaktım. Yani özellikle Candaş abi daha çok ilgilendiriyor. Yönet yani sahibi Candaş olduğu o. için. Büyükada'daki gibi bir toplantı, yazarlarla ilgili toplantıyı bir daha düşünüyor musun? Ya da başka böyle tür etkinliklere ne daha düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Çok güzel oluyor. Büyükada'da mı? Büyükada'nın başına çok şey geldi sonra. Evet ya. Hiç müzik bir durum yok yani. Ya bir daha ne zaman olur öyle bir çok şey? Çok kolay olmuyor. Biz böyle yani yazarlarla buluşma işini çok seviyoruz ama herkesin programı çok yoğun. Bir de Türkiye'nin ruh hali çok uygun değil buna. Bu baharda düşünüyoruz öyle bir plan yapıyoruz ama daha henüz karar vermedik. Yani yapacağız mı yapmayacağız mı bilmiyorum. O yüzden şimdi yapacağız dersem şey yap mahcup olmak da istemem sonra sana ama hep gönlümüzde öyle şeyler yapmak var. Evet. Evet buyurun başka soru var mı? Bir tane alalım. Yukarıdan da, buyurun. Hadi. Son soru son değil abi. Mi? Evet, son değil mi? Saat kaç oldu mu çoluğunu sürme. Neyim var? Şart değil abi. Hatırladınız mı? Sen oradan var ya atlayacak gibi duruyorsun ha çok acayip bir şey bu. Gebze'de muhabbet etmişsiniz denizci. Ha evet hatırladım evet. Tamam. Yalan söyle. Gebze evet. Kitap var mı? Tamam. Evet. Gemi adamı cüzdanını falan göstermiş. Aynen. İspat abi. Et lan demiştim. Evet ta tamam. Lan bu kardeşim kitap okuyucuyla böyle mi konuşuyorsun sen? Abicim ispat et lan. Biz okurla Sayın Balzac kitabı imzalar mısınız? Ne haber lan? Yani, abiciğim ya, biz okurla etle tırnak gibiyiz değil mi? Ya sokak edebiyatı değilsek bu kadar mı ya? Yok. Ya, abiciğim birinci yıldırım başladı lan. Sayın Viktor Hugo. Onu şimdi ben ekledim. Abiciğim bir dakika çocuk sorsun ya. Cem Yılmaz abi canlı yayın yaptı kısmetin açılır diye kısmetim kapandı. Takipçi sayım şu an 2 falan yani. Ulan ben bunu yıllardır anlatıyorum kimse inanmıyor buna. İçin mi geldin buraya? Bak, yok abi. Takipçi, zaten... Periskop, Instagram Live bilmem ne bunlara girme. Bunlarda yatır var. Yani ben 14 milyona düştüm bunlar yüzünden. Allah yardımcın olsun abi. 14 milyona düştü. Abi Zafer abi bir de Cem Yılmaz abi size sormak istiyorum da. Bu yani filmlerdeki karakterlerini canlandırmış olduğunuz karakterlerin içerisinde. Hani bu kendi mesleğiniz haricinde. Aa bu güzel meslekmiş falan diyebileceğiniz dediğiniz meslekler oldu Rahip. Mu? Yani oyun film filmlerde yani. Benim için mi söylüyorsun? Nasıl ya oyunculuğun dışında Cem abi senin için bir de Zafer abi. Ya kaptan oynamak ister misin mesela? Kaptanlık çok güzel bir meslek. Abi çekin. Valla bir şeyleri işte abimler daha iyi bilir. Bir şey ya bizim meslek eğer yani ben de Asmerka'da biraz aktörsem bize verdiği fırsat bu. Her şey olabilirsin yani. Tabii. Şahane bir şey. Gezin dur yani. Tabii yeter ki etkisinde kalma. Fazla bir sorumluluğun da yok. Yani beyin cerrahıyım mesela yeni projede ama yani başım da ağrı var. Aa ben bakayım falan yapmadıktan sonra... Etkisinde kalma ki dayak yeme. Hani padişah oynuyorsun. Nerede olan benim arabam? Yapmayacağım bunu. Sakin olacaksın. Ama mesela sihirbazlık. Hokkabaz filminde benim canlandırdığım adam bizim mesleğe çok özdeş bir adamdı. Ama kabiliyeti sınırlı bir adamdı yani. Ben ondan bizim... Yani kötü sihirbazdı. İstanbul'da o sihirbazla ilgili danışacağımız o kadar çok sihirbaz vardı ki. Kabiliyeti sınırlı deyince ben çok... oynamam lazım gibi geldi. Aşk olsun. Kabiliyeti sınırlı değil. Anladım. Yok, kabiliyeti sınırlı. Büyüklük gösteriyorsun. Ya, herkesin bir alanda kabiliyeti sınırlıdır yani. Zaten bizim memleketin problemi de o değil mi? Hani hep o konuşuluyor yani. Yani gösteride anlattığım bir şeydir yani bilmiyorum. Ya da cehalet hep tartışıyor. Cehalet var abi.
Yani işte birisi bunu söylediği zaman kendi cehaletinle ilgili sorun ortadan kalkıyormuş gibi davranıyor. Abi insanlar cahil ya. Peki bunu söyleyen? Yok. Yani halbuki cehalet masum bir şeydir yani. Cehalet şöyle masum bir şey. Bilmiyor. Yani benim cahil olduğum bir sürü alan var yani. Mikro cerrahi. Yani şimdi ben... Cehalet var abi. Ne konuda? Mikro cerrahi. Yani şimdi herkes her şeyi bilemez ki. Öyle bir ferahlık yok yani memlekette. Ya da insanın egosundan ya da ne bileyim kendini önemsemesinden kaynaklanan bir şey. Ahkamı kesip bırakıyoruz. Bizim mesleğin zevkli tarafı şu. Eğer her şeye... Ya bizim mesleğin diğer mesleklere, diğer yapılan bütün insana ait işlere bir böyle empatik yaklaşması. Bizim kendimizi o işlere yakın hissetmemiz. Bir jinekoloğun ne hissettiğini hissetmek, bilmek. Merdivenlerden ses çıkaracak. Yani bir fırıncının sabah hani herkesten önce kalkıp fırını yakması, onları hissetmek. Yani bunlar güzel şeyler. Bizim mesleğimiz bunu iyi yapmayı, bu empatiyi iyi kurmayı bize emrediyor. Öyle bir insan olmamızı istiyor meslek. Ama yalnızca aktörlerin işi olmamalı bu empati. Herkesin herkesle bu eğilimde olması lazım. Yani astronot bir şey konuşuyor. Astronot sevmediğimiz bir şey söylüyorsa diyoruz ki aman oğlum ne biliyorsun ki sen? Yani ya astronot bildiği şeyleri de kıymetlidir tabii ki. Sen de kendi bildiğin şeylerde kıymetlisin. Herkes herkesin bir kıymeti var yani. Bu. Yani yani tekrar tekrar toplanıp tekrar tekrar dizilip bunları sormayın. Bunları defalarca anlattık. Abi, Cem abi. Estağfurullah, buyurun. O zaman şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Bunu yine mi? Devam. Bağladın yani. Konuştum zaten başkasına. Abi, hayat amacınız nedir ya? Hayat amacınız. Ne? Evet. Ne diyor? Hayat amacınız nedir gösteri ya? Gösteri en baştan başlayın diyor. Yani. Anadolu Efes'e çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Anadolu Efes'e teşekkür etmek. Amacım yani... Kabiliyetim ölçüsünde var olmak hayatta yani. Ne bileyim ben? Darmadağın etti adam ya. Yani bana... soruyla bitir. Ya bu hayatta amacın yani... Benim ne amacım olabilir? Ses çıkaracağım. Yani benim amacım maksat sana bir zararın dokunmasın. Aslında benim amacım bu. Ya bir başkasına benim olumsuz bir etkim olmasın. Şimdi senin sorunu böyle politik bir şekilde cevaplamazsam senin bağlayıcı bir şey olur yani. Derim ki benim amacım bu. O amına koyayım ben de o zaman onu yapayım. Yani durduk yerde kendime bir rakip yaratmanın manası yok. Başlangıçta hepimizin amacı aynıydı. En başında. Evet. Karnımızı doyurmak. Yumurtaya ben varayım falan. Öyle düşün. Yani. Hadi tamam. Bağla. 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 Evet. Başka soru yok. Siyene ilk sperm sen olun falan. Bağla. Oradan bir tane daha alalım. Abi şuradan son bir soru alalım ve bitirelim. On bu şurada var bak bir kişi yukarıda. Rahmetli Savaşay'ın programları gibi orada bitirelim. Orada mı var? Siz de siz. Yama 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 boşluk kalmasın. Buradan bir soru bitiriyoruz. Buyurun sorun sonra da siz lütfen. Sağ olun. Siz bir şeye mi kızdınız? Tatsız bir şey mi oldu? Fazla güldüğüm için gıcık yaptı da. Sinema mı tiyatro mu? Neyde? Canan. Cem Davran, Zafer Algöz, Celil Bey, Mert Bey ve tabii Cem Yılmaz sahnede. Bence tiyatro yapma. Değil. Tiyatroda para yok. Sana sormadık ya. Ama soru çok açık değil ki. Ya soru açık soru, değil. Soru çok. Sorunun önü olması lazım. Frigo satacaksınız. Sinema mı tiyatro mu? Yani soru ne? Yani sinema fiil mı? Yok değil mi? Evet, fiil hayır, yok. Şöyle demek istiyor. Kız arkadaşınızla gideceksiniz. Karanlıkta oturup bir şey yapmak. Bir şeyler... Sinema mı tiyatro mu? Sinema mı tiyatro mu? Yani bir sürü soru var. Sinema mı tiyatro mu bir soru değil ki. Sinema. Tiyatroda sahnede olmak mı? Ha. Sinemada kameranın önünde olmak mı gibi açıklayayım ben. Ha. Başka bir yere gel. Soru böyle başka bir yere geldi. İşte böyle sorarlar. Evet, evet. Bu soruyu buyurun. Ben şöyle sormak istiyorum. Sizce
Sen yani oyunun neyden... Valla çok merak ediyorum. Sen mesela hangisinin daha neşeli bir şey, daha böyle keyif alınan bir şey olduğunu düşünüyorsun? Yani tiyatroda çok farklı elektrik alıyorsun. Oyuncuyla onun yaşadığı canlı yaşamak çok farklı. Ama sinemada yani kafanı çevirip sahneyi kaçırabiliyorsun. Ama tiyatroda oyuncudan gözünü ayıramıyorsun zaten. Evet. Demek ki cevabını bildiğiniz... Ben demek oyuncu değilim ama. Demek ki cevabını bildiğiniz bir soruyu sormuş oluyorsunuz. Bakın nasıl yardımcı oldum. Ama ben oyuncu değilim. Şimdi eve gidince şey diyecek. Ulan ben her şeyi biliyorum. Ama abi cevapsız yani kalmasın. Yani illa bir beş kafadarın gelip de onlara sormama gerek yok. Bak seni iyi hissettirdim. İşte benim numaram budur. Teşekkür ederim. İşte Mert benim Bey. Amacım sizi iyi hissettirmek. Evet. Mert Bey sinema mı tiyatro mu? Sinemada tiyatro. Sinemada tiyatro. Çok güzel. Dogville. Buyurun. Son soru. Oradaydı hadi. Merhaba. Siz mi acaba? Çok emin olamadım ama. Yok. Yok şurada bir hanımefendi var. Onda... Aa mikrofon gitti. Nerede hanımefendi abi? O arkadaki arkadaşımız. Arkadaş var. Sen. Seslendiriyorsunuz. Tamam peş peşe olun. Ben size bakmıyorum. Size niye bakayım? Ben ona bakıyorum ya. Bravo. Hayır efendim ne münasebetiniz? Tamam size de vereceğiz. Durun. Size de soruyu... Böyle. Siz bir sorun gelelim, sonra hanımefendi sorsun. Bakalım. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Buyurun. Sorum... Sor abi. Sorum şuydu. Az önce anlatmaktan çok çekindiğiniz bir anınız vardı İstanbul Üniversitesi'ndeki. Benim acaba mi? Rica etsek onu anlatabilir misiniz? O Zafer'in... şeyi... Ben öyle bir şey anlatamam hayatta. Niye anlatayım ya? Zafer'in... Abi yakar mıyım ben onu burada? Niye ya? Az önce İstanbul Üniversitesi'nde evet, olan evet, bir olay. Kapattığınız konuyu anlatıp gidin diyor. Anlat diyor, anlatmam ben sana. Hangi olayı ya? Ya şu şey yaptılar ya. Abi öyle gizem vermemiz ki. Kapıya çeksinler. Bir şey yok, bir şey yok abi onda. Ya, çok yani off the record bir şey. Bir olay oldu. Manasız bir yani şeye düşer. Yani. Yani internete düşer. Ben seni temin ederim bu kadar böyle falan bir şey yok. Yani o kızın yaptığı da yanlış. Yok. Abi sen hiç... Kızın yaptığı yanlış zaten abi. Kız başta bir ses Zafer abi o kadar terslemese öyle olmaz. Yani o kızın ses çıkarmadan yaklaşması. En büyük yaptığı hata onu yaptığını çıplak yapıyor olması. Giyinik olsa gene evet. Sorun olmayacak. Şu son soruyu alalım. Son soruyu alalım. Evet, evet. Son soruyu alıyoruz. Buyurun. Hadi sor. Yani son sor. Soru buyurun. Ne olur çabuk. Hadi. Son bir aydır. Bir aydır. Vay. Son ben soru yok. Evet. Son bir aydır bizi mi düşünüyorsun? Soruyu. Herhangi bir soru bize mi de? He? Hadi sor. Evet. Bir de siz hadi. Düşünün bir ay diyor yani. Evet. Evet. Kafanızda kim konuşuyor? Ya birileri mi kafanızda yine konuşuyor? Yine kendi. Bir dakika anlamadım. Yeni bir ürün çıkartırken... Haydi. Asik yok kötü. Hem de amele kadar. Sorun. Sesim gitmiyor mu? Soru ne? Geldi artık. Ne koyabilirim? Soru şu. Hani siz yeni bir ürün ortaya koyduğunuz zaman ve koyacağınız zaman kafanızı nasıl dinlendiriyorsunuz? Yani susturabilme bir aşaması var mı onun? Var tabii. Yoksa para gelince rahatlıyorum. Yeni bir ürün ortaya koydun. Parası para geliyor. Baba, bir daha o tanıdık bir süreç. O kötü bir şey değil ama senin tabii tatsız neticelenmiş. Benzer şey şöyle olur. Bir fikir böyle bir geliştirirsin. Şöyle bir konu falan. Kendince bir dediğin gibi bir hafta 10 gün falan hani yalnız kaldığında geliştirdiğin bir şeydir. Arkadaşlarına bir anlatırsın öyle bir film var derler. Gibi. O yapıldı lan. O yapıldı lan derler birden. Ama, o duygu başka tabii. Tabii ki de şu an vazgeçmedim. Ben Türkiye tarafını yapacağım. Konuşamadım. Hmm. Hani sonuçta herkes bir şeyleri çalıyor. Ben de oradan çalsam ne olacak ki dedim. Ulan hiç böyle bağlanacağını tahmin etmiyorsun değil mi bunu? Bak, ne kadar masum bir girişimci bir anda şeytana dönüştü.
Yani ya. Kafadarlar diyeceğim o ki koy götüne dedim. Yani. Yapma yapma çalma ya. Çalma. Ben çalacağım da TÜBİTAK yapma, yapma. Kabul eder mi o zaman? Bence yapma. Bence yapma. Ben oyumu ondan yana kullanıyorum. Şöyle düşünmen daha iyi olmaz mı? Ulan demek ki parlak şak mı ya? Ulanı at. Şöyle düşünsen daha güzel. Ulan ne işe yarar bir şey bulmuşum ki başkasının da aklına gelmiş ve işe yaramış. Demek ki bunun gibi bir sürü şey bulabilirim diye düşünsen bence daha iyi. Evet. Samimi söylüyorum. Hadi. İşte bu be. Hadi. Vallahi. Evet. Hadi abi. Buradan sonra şey evet, şey varmış. Herkes değil mi? Herkes değil mi? After party varmış. Hepiniz davetlisiniz. Herkes mi? Tabii herkes. Efendim hoş geldiniz. Herkes. Teşekkür herkes. Ediyoruz. Evet. Hadi bakalım. Ayağınıza sağlık. Abi. Niye el ele tutsun sen? I'm a